Evet değerli izleyiciler, Bir Gündem Ankara programıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyomuzda çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Konuğumuz 24. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Doktor Yıldırım Ramazanoğlu bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamit Bey, teşekkür ederim. Efendim Türkiye'de son günlerin belki en büyük siyasi krizlerinden birisi yaşanıyor. Eşiniz Sayın Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanı Sayın Sema Ramazanoğlu'na karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama Türkiye'de kadınları ayağa kaldırdı ama çok büyük oranda da dikkat ediyorum erkekleri de ayağa kaldırdı. Ben önce arzu ederseniz değerli izleyicilerimize Sayın Bakan'ın açıklamasını bir okumak istiyorum. Bu açıklamayı da niye okuduğumu biraz sonra da açıklayacağım. Kamuoyuna duyuru. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı ve şahsımda tüm kadınları hedef alan çirkin ve edep dışı açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının bir kadına karşı bu kadar seviyesiz ve ahlak dışı açıklamaları ülkemiz ve milletimiz adına üzüntü vericidir. Önceki grup toplantısında da anneliğimle ilgili çirkin ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu bu seviyesiz uslubunu sürdürmekte, kadın kimliğine saygısızlıkta ısrar etmektedir. Bu açıklamalar aynı zamanda açık bir taciz ve insan hakkı ihlalidir. Şahsımla birlikte tüm kadınları hedef almaktadır. Öyle inanıyorum ki bu talihsiz açıklamalar en başta Kılıçdaroğlu'nun eşini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kadınları rahatsız etmiştir. Tüm kadınlar ve anneler adına bu hadsiz, haksız ve hukuksuz açıklamayı kınıyor. Başta Cumhuriyet Halk Partisi mensubu kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyunu tavır almaya davet ediyorum. Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum. Tüm hukuki süreçleri başlattığımı kamuoyuma saygılarımla arz ediyorum. Doktor Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Kılıçdaroğlu istifa.blog.com.tr diye vatandaşlarımız böyle bir blog açmışlar ve burada da bir anket yapmışlar. Kılıçdaroğlu istifa etsin mi diye. Kemal Kılıçdaroğlu'na tabii tepkiler gerçekten çığ gibi büyümekte. Artık iş biraz da Sema Hanım'dan çıktı. Türkiye'ye doğru gidiyor efendim. Kamuoyuna mal oluyor. Çok kısa bu konuyla ilgili, bu hoş olmayan konuyla ilgili birkaç cümlenizi almak istiyorum. Hanbi, aslında bu hoş olmayan konuya ben hiç girmek istemezdim ama evet, gündeme getirdiğiniz için çok kısaca değinmek istiyorum. Tabii bu Kılıçdaroğlu'nun kullanmış olduğu beyan çok alçakça bir beyan, çok ahlaksızca bir ifade. Yani hiçbir insanın bir başka insana asla kullanmaması gereken bir söylem. Tabii bununla ilgili olarak biraz önce Sayın Bakanımızın basın bildirisini okudunuz. Onun ötesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, yani bir cinsi sapık ve siyasi sapık tanımlaması, evet, yaptı. Ve ne kadar önemliydi bu tanımlama. Yani bütün Türkiye'deki insanlarımızın, kadın erkek, hepsinin hislerine tercüman olan bir ifade kullandı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız, biliyorsunuz, öncelikle bu beyanın ne kadar ahlaksızca bir beyan olduğunu, artı bilahare ertesi günde ben bu beyanımın arkasındayım diye aynı yanlışta ısrar etmesinin de bir akılsızlık olduğunu ifade etti. Sayın Başbakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Öte yandan çok değerli bakanlarımız, başta Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey olmak üzere, bunun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış bu büyük gafın, bu büyük hatanın eğer telafi etmeyecek olursa kendisinin siyasi hayatının dahi sonu olabileceğini ifade eden çok güzel bir değerlendirmesi oldu. Bekir Bozdağ, Sayın Adalet Bakanımızın bu hatadan geri dönmeyeceğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin arkasındayım beyanının çok daha tehlikeli, çok daha büyük problem yarattığını hem kendisi adına hem de ülkemizdeki kadınlara yönelik bu saldırının arkasında durulduğunu ifade etmesi adına büyük bir talihsizlik olduğunu ifade etti. Öbür taraftan Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş Bey,
biliyorsunuz evet. bunun kadınlar tarafından ne kadar büyük tepkiyle karşılandığını ve Kılıçdaroğlu'nun sadece Sema Hanım'dan değil, tüm kadınlarımızdan değil, kendi eşinden de özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Açıkçası bunun örneklerini çoğaltmamız mümkün. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey, Kadın Kolları Teşkilatımız, Kadın Kolları Başkanımız ve üyeleriyle birlikte, biliyorsunuz AK Partili milletvekillerimizle birlikte, başta hanım milletvekillerimiz olmak üzere, CHP Genel Merkez'de siyah çelenk bıraktılar. Özellikle buradan bu konuda duyarlılıklarını ifade eden çok değerli kadın milletvekillerimize de, AK Parti'yi en güzel şekilde temsil eden o kardeşlerimize de ben beyanları için ve destekleri için tüm teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada tüm Türkiye'nin bu konuda ne kadar büyük duyarlılık evet. gösterdiğini hep birlikte yaşadık. Kesinlikle. Ve bu duyarlılık her geçen gün artarak devam ediyor. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz evet. gibi vatandaşlarımız kendiliğinden bir anket başlatmışlar. Kılıçdaroğlu istifa etsin büyüyor. Mi etmesin mi? Çığ gibi büyüyen bir anket. İnternette de sayfalar açılmış. Bu arada özellikle tabii tüm Türkiye'nin gösterdiği duyarlılığın yanı sıra özellikle Denizli ve Kahramanmaraş kentlerinin çok farklı bir özelliği var biliyorsunuz. Evet. Sema Hanım'ın siyasetinde. O bakımdan buralardan da gelen çok önemli tepkiler oldu. O bakımdan ben tüm Türkiye'ye, tüm kadınlarımıza, tüm milletvekillerimize, bu konuda duyarlılık gösteren tüm insanlarımıza, erkek kadın, tüm milletimize ben buradan sizin vasıtanıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık bundan sonra bu tür hakaretlerin başkalarına da yapılmasına engel olur temennisiyle bu konuyu kapatalım diyorum. Evet, çok haklısınız efendim. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten nüfusumuzun %50'sini kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımız bizim annelerimiz, bizim bacılarımız, bizim kardeşlerimiz, en büyük değeri vermemiz gereken kişiler. Bir siyasetçinin, hele de ana muhalefet partisi genel başkanının şahsında Sema Hanım gösterildi ama aslında Türk kadınına yönelik olan bu ithamlar tabii kabul edilebilir bir ithamlar değil. İnşallah bir an önce Kılıçdaroğlu'nun bir özür dilemesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum ben de şahsım adına. Bu bir nezaket olur, bu bir gereklilik olur. Yoksa tepkiler daha da büyüyecek. Kendi tabanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de birçok bayan arkadaşlarımız, onlar da tepkilerini gösterdiler. Yani bunun yapılmaması gerektiği. Ümit ediyorum ki bir an önce ya Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder ya da özür diler diye düşünüyorum. Efendim, geçtiğimiz hafta çok hayırlı bir olay gelişti. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Amerika'ya gittiniz. Çok önemlidir dünyanın merkezinde Amerika'da bir cami ve külliyenin yapılması, Türkiye'nin artık ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir devlet olduğunu, orada yaşayan tüm Müslümanlara, sadece Türklere değil, bütün Müslümanlara ne kadar değer verdiğini bir kez daha gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydınız. Biraz o geziye ilişkin ve o muhteşem eserin açılışıyla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla hem gidişte hem dönüşte birlikte uzun bir yolculuk yaptık. Bu arada uçaktayken Avusturya-Türkiye milli maçı vardı. Evet. Onu da laptop üzerinden, internet üzerinden uydu marifetiyle izleme imkanımız oldu kendisiyle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan teveccühünü biliyorsunuz. Evet. O suretle milli takımımıza da bir şekilde destek vermiş olduk maçı birebir canlı olarak izlemek suretiyle. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Amerika'daki bu Washington yakınlarında Maryland denilen mevkide inşa edilmiş olan cami ve külliyede çok büyük emekleri var. Açıkçası bu öteden beri büyük bir ihtiyaç olarak zaten gündemdeydi. 1990'lı yıllardan beri Diyanet İşlerimizin mülkiyetinde olan bir arazi üzerinde böyle bir proje düşünülüyordu. Fakat bu konu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletildikten sonra bunun çok daha görkemli bir proje olması hususunda kendisi müdahil oldu. İyi ki de müdahil oldu. Bu suretle gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıktı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda destek vermeseydi büyük bir ihtimalle kubbe ve minare yapılamayacaktı. Evet. Çünkü Amerika'daki yerel yönetimler özellikle bu tür uygulamalara karşı tavır koyuyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki aktif katkıları nedeniyle bunlara da özel izin alınmak suretiyle kubbe ve minare
aksamına da özel izin alınmak suretiyle gerçekten bizim tarihi geleneksel mimarimize uygun bir cami ve külliye gerçekleştirilmiş oldu. Tabii orayı hep birlikte gezdik. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Türklerin değil, tüm Amerika'da yaşayan Müslümanların bir şekilde bir araya gelebilecekleri, tanışabilecekleri, faydalanabilecekleri çok güzel bir kültür merkezi oldu aynı zamanda orası. Çünkü külliyenin bir anlamı da bu. İçerisinde konferans salonlarından, spor salonundan, hamamından, restoranlarından, konaklama amaçlı misafirhanelerinden tutunuz. Aklınıza gelebilecek her türlü imkan düşünülmüş. Gerçekten bizim geleneksel külliye anlayışımıza göre inşa edilmiş ve hizmet mekanları çok modern bir şekilde hem geleneksel mimariyi hem de modern ihtiyaçları ve konforu dikkate alacak şekilde tasarlanmış ve oradaki tüm Müslümanlarımızın, değerli kardeşlerimizin hizmetine sunulmuş bir yapı, bir eser. Bu eser ilelebet orada inşallah hizmet verdikçe i̇nşallah. Tabii bunlara vesile olanlar da onun sevabından nasibedar olacaklar. Diyanet İşleri Başkanımız da orada çok güzel bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki çok güzel bir konuşma yaptı. Pakistan Devlet Başkan Yardımcısı ve başka devlet yetkilileri de vardı. Diğer Müslüman ülkeleri temsilen. Tabii Amerikalı Müslümanlar vardı. Hatta inanın yabancı Müslümanlar bizlerden çoktu. Oldukça kalabalık bir davet topluluğu vardı. Bir yağmur altında bu toplantıyı ve bu konuşmaları ve merasimi izledik. Fakat insanlar o kadar mutluydu ki o yağmur da Yüce Rabbimin rahmeti olarak bu mutluluğumuzu bir şekilde artırmış oldu. Ben böyle güzel bir eserin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Müslüman kardeşlerimize ve tabii ki oradan yararlanacak olan Türk kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen, tüm katkıda bulunan işçisinden mühendisine kadar, mimarına kadar herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, Ermenistan'la Azerbaycan'da yaşanan küçük çaplı savaşta da ona da biraz sonra geleceğim efendim. Orada Azerilerin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük sıcaklık gösterdiğini gördük. Şu an Türkiye'de yaşayan Azeri kardeşlerimiz de yine aynı şekilde. Orada da Azeriler çok büyük ilgi gösterdiler. Azerbaycan ve Ermenistan'daki yaşanan olaylarla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi bu konuyla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu paylaştı. Çok önem verdi bir konu. Orada Azerbaycan medyasından bir bayan muhabir, evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu orada şehit olan Azerbaycan askerleriyle ilgili ve bu savaşla ilgili ne düşündüğünü sordu. Ve bunu sorarken orada şehit olan Azerbaycan askerlerden bahsederken önce gözleri doldu, sonra gözyaşlarını tutamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler hemen yanındaydık. Hepimiz çok etkilendik ve buradan yola çıkarak yani bir medya mensubunun hissettiği milliyetçilik duygularını, değil mi? Evet. Vatanına olan bağlılığını ve kendi toplumunu ilgilendiren sorunlara gösterdiği duyarlılığı bizzat yaşayarak şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu bizim kendi medya mensuplarımıza örnek gösterdi. Gerçekten örnek gösterilecek bir tabloydu. Tabii şunu ifade edeyim. Azerbaycan geçmişteki konumuna göre bugün çok daha güçlü. Hem bulunduğu coğrafyada işgal ettiği konum bakımından, bulunduğu pozisyon bakımından daha güçlü. Hem ekonomik yönden daha güçlü hem de askeri yönden daha güçlü. Onun için burada aslında böyle bir çatışmada Ermenistan'ın ciddi şekilde kaybedeceği ortada. Evet. Zaten dikkat ederseniz Ermenistan bir an önce bu çatışmanın sona ermesini istiyor. Fakat Karabağ'daki bu kontrol edemediği bir takım militanlar veya bir takım milisler bu savaşı devam ettirmeye çalışıyorlar. O bakımdan aslında Ermenistan bunlara da hakim olabilmiş değil. Ermenistan bu savaştan çok rahatsız çünkü burada ciddi şekilde toprak kaybedebileceği endişesi taşıyor. Nitekim orada bazı bölgelerde Azerbaycan kuvvetleri hakimiyet kurmaya başladılar. O bakımdan ben burada dünya kamuoyunu da arkasına alarak bir şekilde Azerbaycan Devlet Başkanı'nın uygulamış olduğu bu politikanın çok doğru olduğuna inanıyorum.
ve Azeri kardeşlerimizle sonuna kadar birlik ve beraberlik içinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ve her zaman onların şehitlerini biz kendi şehitlerimiz olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla onların bu konudaki mücadelelerinde her platformda, her ortamda, elimizden gelen her ölçüde desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim hepsini esirgesin, korusun. İşgal edilen toprakların tekrar asli sahibine dönmesini nasip etsin inşallah. İnşallah efendim. Bugün de biliyorsunuz Kandil 3 ayların başlangıcı. Evet. Bugün de mübarek gün. Buradan da hem dünyanın dört bir tarafında Müslümanların da kandilini de buradan kutlamış olalım. Tüm İslam aleminin kandilini ben de sizin vasıtanızla kutlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Sağ olun efendim. Efendim şu an tabii Türkiye'nin gündeminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Başbakan'ın da ve AK Parti hükümetinin de gündeminde olan şey artık Türkiye'nin bir sivil anayasaya olan ihtiyacı her geçen gün daha çok bir dile getiriliyor. Siz milletvekili olduğunuz dönemde hem yine anayasayla ilgili hem de meclis tüzüğüyle ilgili çok önemli akademik çalışmalar yaptınız. Türkiye'de bu çalışmaların örneği yok. İlk defa sizin tarafınızdan gündeme getirildi. Bu konuda biraz da teknik bilgi almak istiyorum. Çünkü insanlar çok fazla anayasayı açıkçası okumuyorlar. Konuları gereği bilmesi gerekenler biliyor ama çok vatandaş açıkçası anayasada nelerin olduğunu ya da nasıl bir anayasa olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda biraz görüşlerinizi almak istiyorum. Ve Türkiye'de her siyasetçi bir yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama iş yeni bir anayasa yapılmaya geldiği zaman maalesef ki ortalıkta o zaman siyasetçi bulmak açıkçası zorlaşıyor. Bugün de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yine bir anayasa için düğmeye basıldı. Çok hızlı bir şekilde bir anayasa yapılabilmesi için. Ama AK Parti grubunun sayısı yetmiyor. 14 tane milletvekilinin daha parmak kaldırmaya ihtiyacı var. Bu noktada Sayın Başbakan bir transfer düşünmediklerini söyledi. Umutlu musunuz efendim? Yeni bir anayasa geldiğinde bu anayasanın referandum için gerekli olan 14 sayının daha bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki fikirlerinizi de almak istiyorum. Öncelikle son sorunuzdan başlayayım. Tabii anayasa oylamaları gizli yapıldığı için gizli yapılan oylamalarda kimin hangi yönde oy kullanacağını bilmek mümkün değil. Değil, evet. Artı bununla ilgili bir araştırma yapmak dahi yasak. Yani gizli oylamalarda kimin hangi istikamette oy kullanılacağının veya oy kullanmakta olduğunun tespitine yönelik araştırma yapılması veya bu yönde bir takım girişimlerde bulunulması bile yine kanunen yasa olarak yasaklanmış vaziyette. O bakımdan bu gizli oylamalarda tabii insanların gönüllerinin bir şekilde istikamet açısından yani bir yeni anayasanın düzenlenmesi istikameti açısından kazanılmış olması gerekir. Gönülleri kazandığınız zaman zaten transfere gerek yok. Transfer ettiniz diyelim. Gönlünü kazanamamışsan zaten gizli oylama adam yine bildiğini okumaya devam edebilir. O bakımdan yani burada bir şekilde milletvekili transferinden ziyade burada oy kullanacak olan milletvekillerin ikna edilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir diye düşünüyorum. Burada da milletvekillerimizi ve milletimizi kolaylıkla ikna edebileceğimiz o kadar çok gerekçemiz var ki. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bir defa yeni anayasanın bir ihtiyaç olduğu tüm ülkede bir konsensüs haline gelmiş vaziyette. Birinci ikna gerekçemiz bu. Ve yeni anayasanın şu anda bizi yönetmekte olan anayasa gibi olmaması gerektiği de bir konsensüs haline gelmiş durumda. Yani insanlar yeni bir anayasanın şu andaki anayasa gibi olmaması gerektiği hususunda hemfikir. Tabii burada özellikle yeni anayasanın başkanlık sistemini de düzenleyecek şekilde kapsamlandırılması çok arzu ettiğimiz bir şey. Milletimiz de bunu arzu ediyor. Bu noktada hem bu başkanlık sisteminin özellikle konsept olarak milletimize, kamuoyuna ve milletvekillerimize açıklanması hususunda bir ihtiyaç var. Hem de bu konseptin tartışılmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla gerek hukukçularımız, anayasa hukukçularımız başta olmak üzere, gerekse
sivil toplum örgütlerimiz, üniversitelerimiz, hukuk fakültelerinin deneyimli akademik kadroları, hukukçu milletvekillerimiz, barolarımız, bütün bu hukuk camiasını temsil eden güzide insanlar bu konuda kafa yoruyorlar. Ve hazırlanmış bir takım anayasa taslakları var. Hepsinin içinden süzülerek vatandaşlarımızın biliyorsun binlerce insanın görüşleri alındı. Cemil Çiçek meclis başkanımızken. Evet. Bunlar da dikkate alınarak şimdi AK Parti bir anayasa taslağını hızla bu birkaç ay içerisinde tamamlamak üzere faaliyete geçti. Bu konuda Sayın Başbakanımız gerekli talimatı verdi. Uzman arkadaşlarımız çalışıyorlar. Buradan temennimiz hakikaten arzu edilen bir metnin hazırlanması ve milletimizin de teveccühüne mazhar olmasıdır inşallah. Tabii milletvekillerimizin de bir şekilde AK Parti'nin ortaya koyacağı bu metin ortaya çıktıktan sonra bu kesinlikle sıradan bir metin olmayacaktır. İnceden inceye her noktası düşünülmüş, taşınılmış ve bir şekilde bunun geleceğimizi inşa edecek bir anayasa olduğu dikkate alınmış olarak düzenlenecek bir metin olacağından eminim. Böyle bir metne de iktidar veya muhalefete mensup milletvekillerimizin hiçbir şekilde ben özellikle karşı çıkacaklarında ihtimal vermiyorum. Çünkü netice itibariyle anayasa hepimizi bağlayacak bir metin. Dolayısıyla bu sadece AK Partiler için yapılmıyor ki. Bu tüm ülkemizi, tüm milletimiz için yapılıyor. O bakımdan tabii sonuç itibariyle bu metin gündeme geldikten sonra mecliste tartışılacak. Önce yani. Anayasa Komisyonu'nda, sonra mecliste tartışılacak. Tabii bütün bu tartışmaların sonunda mutlaka uzlaşılacak bir ortak zemin bulunacaktır. İşte önemli olan o ortak zemindir. O ortak zeminde oluşmuş olan o metin son şeklini aldıktan sonra da zaten mecliste oylanacak. Mecliste de 330 milletvekilinin oyu bunu referanduma götürmek için yeterli. Ama 367 ve üzerinde bir oy referanduma bile gerek kalmadan kabulünü gerçekleştiriyor. Fakat gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek Sayın Başbakanımızın bu konuda çok önemli bir tavsiyesi var. Yani bu referanduma götürmeye gerek kalmayacak kadar büyük bir çoğunlukla, yani 367 milletvekili ve üzerindeki bir evet oyuyla mecliste kabul edilse dahi yeni anayasa, yine de referanduma götürelim, yine de halkımızdan, milletimizden son bir onay alalım şeklinde bir hassasiyet gösteriyorlar. Bu hassasiyeti ben demokratik bir hassasiyet olarak çok takdir ediyorum gerçekten. O bakımdan takdir edersiniz uzlaşma komisyonuna bütün partilerden eşdeğer miktarda üye alındı. Bu da ne kadar büyük bir fedakarlık AK Parti adına. Siz en büyük partiyi, en fazla sayıda milletvekillerini temsil ediyorsunuz ama ona rağmen bugün HDP'den de 3, CHP'den de 3, MHP'den de 3'er olmak üzere milletvekili sayılarına bakılmaksızın eşit miktarda üye alarak uzlaşma komisyonu düzenliyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Ama maalesef orada tabii CHP'nin olumsuz tutumu bu uzlaşma komisyonunda çalışmaların akamete uğramasına yol açtı. Ama inşallah AK Parti'nin kendi taslağını meclise getirip oylatmak suretiyle bir referandum seçeneğinin harekete geçirilmesi son derece uygun olacak kanaatindeyim. Evet. Efendim, yeni anayasada başkanlık sistemi olacak büyük ihtimal, öyle konuşuluyor. Nasıl bir başkanlık sistemi düşünülüyor Türkiye için? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani dünyada denenmiş başkanlık örnekleri var ama hani Türk tipi deyince acaba o sistemlerden alınmış, bize uyarlanmış bir sistem mi olacak yoksa tamamen oradaki gibi sistem mi alıp getirilecek? Bu konudaki düşünceleriniz nedir efendim? Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmadan önce biraz önce bir ifade kullandım. Yeni anayasa böyle olmamalı dedim. Şu anda bizi yönetmekte olan anayasa gibi olmamalı dedim. Şimdi burada önemli bir püf noktasına temas etmek istiyorum Hami Bey. O da şu. Açıkçası özellikle son yıllarda hep yeni anayasa nasıl olmalı konsepti üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ve insanlar nasıl bir yeni anayasa ve nasıl olması gereken bir yeni anayasa üzerinde fikir alışverişinde bulunuyorlar, çalışıyorlar. Fakat
Yeni anayasa nasıl olmamalı diye tersinden bir bakış evet. bugüne kadar olmadı. Olmadı evet. İşte biz de o boşluğu dolduralım dedik. Yeni anayasa nasıl olmamalı noktasını bir şekilde masaya yatırdık. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptık ve bu çalışma bir kitaba dönüştü. Farklı bir bakışla anayasa gerçeği başlığıyla. Ve biz bu çalışmamızda mevcut anayasamızdaki tüm teknik hataları, metin hatalarını, mantık hatalarını tespit ettik. Yani tabiri caizse Türkçe, dil bilgisi, imla kuralları açısından tam bir teknik metin analizine tabi tuttuk. Ve bu bizi yönetmekte olan 1982 Anayasası'nın ihtiva ettiği bu zafiyetleri tek tek tanımladık, ortaya koyduk. Bunlarla ilgili açıklamalarda bulunduk. Hangisinin ne tür sakıncalar yarattığını kamuoyuyla paylaştık. İşte bunların olmaması gerektiği hususunda yeni anayasanın bu zafiyetleri taşımaması gerektiği hususunda bir çalışma ortaya koymuş olduk. Ve bu çalışma o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanımızdı bizim. Evet. Kendisinin talimatıyla 2012 yılının Nisan ayında Ankara'da anayasanın dili konusunda bir sempozyum düzenlendi. Bu anayasanın dili sempozyumunda ben de panelist olarak, konuşmacı olarak yer aldım. Bütün katılımcılar hukuk camiasının temsilcileriydi. Bir tek ben tıp camiasından evet. bir paydaş olarak orada bulundum, tıp doktoru olarak. Tabii insanlar şaşırdılar. Fakat bu anayasa metnine benim özel ilgim dolayısıyla bu çalışma ortaya çıkmıştı. Ve o toplantıdaki tüm davetlere o kitap dağıtıldı. Artı bakanlar, bakan yardımcıları, müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdür yardımcıları, yani ülke yönetmekte olan herkes, üniversitelerin rektörleri, üniversite hukuk fakültelerinin dekanları, HSYK, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve YÖK üyeleri, kuvvet komutanları, genelkurmay başkanlığımız, il valilerimiz, belediye başkanlarımız. Açıkçası il kütüphaneleri, belediye kütüphaneleri varıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nde de şu anda sergileniyor. Bu çalışma paylaşıldı. Biz burada özellikle yapmış olduğumuz tespitlerle aslında tek yönlü bakmak yerine madalyonun iki yüzünde bakmayı gerçekleştirmiş olduk. Hem nasıl olması gerektiğine bakalım, hem de nasıl olmaması gerektiğine bakalım. Dolayısıyla zaten bir nesneyi veya bir eylemi, bir düşünceyi ideal bir noktaya taşımak istiyorsanız olması gerektiği kadar olmaması gerektiği noktada tespit etmek önemli bir görevdir. Olmaması gereken şeyler kısa bir reklam arasından Peki. sonra dinleyelim efendim. Kısa bir reklam arasından sonra Gündem Ankara programımız devam ediyor efendim. Evet değerli izleyiciler, Gündem Ankara programımız devam ediyor. Konuğumuz 24. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Doktor Yıldırım Ramazanoğlu bizlerle beraber. Bu arada efendim Kanal 5'e yoğun bir telefon trafiği var. kılıçdaroğluistifa.blogspot.com.tr adresindeki anketten dolayı değerli vatandaşlarımız Sayın Bakan'a yapılan bu çirkin iftirayı, sözleri gerçekten kınıyorlar. Ümit ediyorum bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce özür diler, özür dilemesi gerekiyor. Bunu da bir kez daha duyurmuş olalım. Bizleri arayan duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Efendim neler olmasını söylediniz, bir de tersinden neler olmamasını gerektiğini söylediniz yeni anayasada. Biz genelde neler olması gerektiğini çok adapteyiz ama olmaması gereken deyince çok farklı bir şey geldi. Neler olmaması gerekiyor efendim yeni anayasada? Evet, yeni anayasada olmaması gereken şeylerin başında gelen en önemli hususlardan bir tanesi uzun cümleler. Evet. O kadar uzun cümleler var ki Hami Bey. Daha başlangıç bölümü, daha ilk cümle.
26 satırdan müteşekkil tek bir cümle. Bir cümle 2,5 sayfa sürüyor. Bu kadar uzun bir cümlenin anlaşılabilirlik derecesinin zorluğunu düşünün. Kesinlikle. Şimdi tabii cümle uzadıkça hata yapılıyor. Başıyla sonu arasındaki ilişki ve irtibat kopuyor. Şimdi bu uzun cümleden bir iki örnek vermek istiyorum. Nasıl hatalar yapılıyor cümle uzadıkça? Bu uzun cümlede şöyle bir ifade var. Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu, ifade çok uzun, devam ediyor. Fakat burada hemen iki tane mantık hatası var. Birincisi şu, dünya milletleri ailesinin diye dünya milletlerinden bahsediyor ama Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlete atıfta bulunuyor. Evet. Dünyanın bütün lisanlarında atıf matufuna uygun olmak zorundadır. Yani Dünya Doktorları Birliği diyorsanız bir doktordan örnek vereceksiniz, bir muhtardan örnek veremezsiniz. Kesinlikle. O bakımdan dünya milletleri ailesi diye başlıyorsan Türkiye Cumhuriyeti'nden örnek veremezsin. O zaman Türk milleti diye devam et. Yok eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek vermek istiyorsan o zaman dünya milletleri diye başlama. Dünya devletleri ailesinin diye başla. İkinci daha vahim bir hata şu. Bakın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi mutluluğu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir makinedir. Otobüs gibi, uçak gibi. Kesinlikle. Bir makine. Yani otobüsün mutluluğunu öngörmüş, otobüs yolcuların mutluluğunu öngörmemiş. Böyle bir mantık olabilir mi? Kesinlikle. Bunun arkasında tam bir askeri mantık var. Zaten anayasanın her sayfasında o askeri terminolojinin varlığını hissediyorsunuz. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının maddi ve manevi mutluluğu demesi lazımken Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi mutluluğu. Yani Türkiye Cumhuriyeti makinasının maddi ve manevi mutluluğu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir, o da bir makinadır. Şimdi bir başka çok ilginç cümle, yine arkasındaki o askeri mantığı paylaşmak için söylüyorum. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzurlu bir hayat talep etmeye hakları vardır diyor. Dikkat. Huzurlu bir hayata hakları vardır demiyor. Talep etmeye hakları var. Yok. Talep edecek. Şimdi huzurlu bir hayat talep etmeye hakları vardır demek, nefes almayı talep etmeye hakları vardır demek kadar abes bir beyan. Ya böyle bir şeyi niye kardeşim anayasaya koyuyorsun? Böyle bir şey anayasaya koymaya ne lüzum var? Bu kadar doğal bir şeyi. Huzurlu bir hayat herkesin en doğal hakkı olması gerekir. Artı koyuyorsun. Peki niye talebe bağlıyorsun? Bir de talebe bağlanmış. Şimdi Hami Bey. Efendim şimdi 82'ye gitmek lazım. O dönemin ihtilal evet. olmuş. 12 Eylül 1980'de askeri vesayet dönemi başlamış. Evet. İşte çavuşların, yüzbaşıların il müdürlükleri yapıldıkları, genel müdür oldukları bir dönemden bahsediyoruz. Herhalde o anayasayı yazan insanların yaşadığı psikolojiyi de evet. Göz önünde bulundurmak lazım. Çok şükür bugün Türkiye Cumhuriyeti için o günler artık ben buradan bir geride tersini kaldı. Düşüneyim diyorum. Yani tersinden Lütfen. Bakıyorum şimdi dikkat et. Şimdi eğer huzurlu bir hayat talebe bağlanıyorsa o zaman burada şöyle bir mantık var. Tersten düşünüyoruz. Demek ki dünyanın bütün evrensel hukuk sistemlerinde biliyoruz ki asıl olan sunulur. Asli olmayan unsurlar istisna kabul edilir ve istisnalar talebe bağlanır. Demek ki bizim anayasamızın ortaya koyduğu konsepte göre asıl olan asli unsur herkesin huzursuz olmaz. Herkes huzursuz olacak. Normali bu, ideali bu. İnsan ne kadar huzursuz olursa o kadar iyi. Bizim anayasamız öyle öngörüyor. Asıl olan durumu talebe bağlamıyor, sunuyor otomatikman. Herkes huzursuz olacak. Ama istisnayı kabul ettiği bir durum var. O da huzurlu olmak. Birisi bir tereddüt geçirirse acaba ben de huzurlu mu olsam? O zaman huzurlu olmak istisnai bir durum. Asli durumdan sapıyorsun çünkü durup dururken. Huzurlu olmak gibi bir ihtiyaç içindesin. O zaman ne yapıyor? Bunu talebe bağlıyor. Böyle ters bir mantık olabilir mi? Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi saygı sevgi bile hükme bağlanmış. Yahu saygı sevgi gibi emosyonel, duygusal faktörlerin bir anayasada ne işi var? Bak Kesinlikle. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birbirlerine karşılıklı kesin saygı ve içten sevgi duyarlar. Kesin saygı, normal saygı yetmiyor. İçten sevgi, normal sevgi yetmiyor. Ya kardeşim bir saygının ne kadar kesin olduğunu kim belirleyecek? Bir sevginin ne kadar içten olduğunu kim belirleyecek? Sonra birbirisine ben seni sevmiyorum dediğin zaman anayasa ihlal suçu.
Bu hükümler orada durduğu müddetçe iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından birisi birine ben sana saygı duymuyorum dese veya sevgi duymuyorum dese anayasa ihlal ağırlaştırılmış müebbet. Bak karı koca biliyorsun boşanma davası açarken birbirimizi sevmiyoruz, geçinemiyoruz. %99 neden budur? Hakim de onları boşuyor. Normalde anayasanın bu hükmü uygulansa ikisini de anayasayı ihlalden ağırlaştırılmış müebbete koyup öyle boşaması lazım. Şimdi demek istediğim şey şu. Allah'tan hakimlerimiz bu saçma sapan hükümleri uygulamıyorlar. Uygulanacak tarafı yok. Yani. Dolayısıyla tabii yeni anayasada işte bunların olmaması lazım. Şimdi bir de mevcut anayasada olmayıp da yeni anayasada olması gerekenler var. Nedir? Fıkra numaraları konulmamış. Ya fıkra numaraları unutulur mu? Anayasanın bir maddesinden bir başka maddesinin falan numaralı fıkrasına atıf var ama fıkra yok. Fıkra numaraları yok. Zavallı anayasacılar da demişler ki ya koskoca anayasa yalan söyleyecek değil ya buradan oraya falan numaralı fıkraya atıf varsa illaki bir fıkra vardır. Yani numarası olmasa da biz birinci maddeyi birinci fıkra, ikinci maddeyi ikinci fıkra kabul edelim demişler. Ama böyle bir kabule de cevaz veren bir madde yok anayasada. Evet. Şimdi o zaman herkes kendine göre yorumlar değil mi efendim? Tabii ya anayasamızdaki zaten cümleler o kadar muğlak. Muğlak, evet. O kadar yani her türlü yoruma açık cümleler ki. Bakın ben size bir cümle okuyacağım. Dolayısıyla o cümleden hareketle şu anda bu cümleyle ilgili eleştirimi hiç kimse ne hikmetse gündeme getirmedi. Herkes farklı baktı ve ideolojik baktı. Cümle şu. Anayasamızın 66. maddesi Hami Bey. Şimdi Türkçe dil bilgisi imla kuralları ve normal standart aristo mantığıyla olaya bakıyoruz. Madde 66. 66. maddenin başlığı ne diyor biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altını çizdik iki nokta üst üste koyduk. Şimdi madde başlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğuna göre o maddenin içerisinde metninde ne bekliyoruz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının tanımlanmasını bekliyoruz. Şimdi tanım geliyor dikkat. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Türktür evet. Madde bu. Ya kardeşim sen vatandaşlığı tanımlayacaksın diye bir başlık attın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dedin. Ben vatandaşlık tanımı beklerken Türk'ü tanımladın. Onu da yanlış tanımladın. Şimdi tanıma bak tanıma. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başlığının altındaki tanım. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bir defa vatandaşlığı tanımlayayım derken Türk'ü tanımladın yanlışlıkla. Türk'ü de yanlış tanımladın. Neden? Bir etnik köken bir devletin vatandaşı olup olmamaya endekslenemez ki. Kesinlikle. Bizim Almanya'da vatandaşlarımız var. Bunların hepsi Türk vatandaşı. Fakat bir kısmı eski mevzuata göre çifte vatandaş olayım derken Türk vatandaşlığını kaybettiler. Yeni mevzuata göre kaybetmiyor ama eski mevzuata göre kaybettiler. Halen bunlar tekrar Türk vatandaşlığını kazanabilmiş değiller. Almanya'ya yaptığım ziyaretlerde sık sık bu gündeme geliyor. İnşallah bunu tabii ki bir yeni düzenlemeyle bu insanların da talepleri var çünkü. Onlar da yeni mevzuata göre çifte vatandaş olurken Türk vatandaşını kaybetmeyen vatandaşlarımız gibi eski Türk vatandaşı tekrar kazanmak istiyor. Bunlar bizim öz be öz has Türk vatandaşlarımız. Sırf Alman vatandaşına kazanabilmek için eski mevzuata göre Türk vatandaşını kaybetmişler istemeyerek. O zamanki mevzuat öyleydi. Peki kardeşim bu o zaman Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmadığı için şimdi Türk olmuyor mu? Olmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şu maddeye bak. Daha vahim bir şey söyleyeyim ben sana. Dikkat. Türk devletine diye bir laf geçiyor orada. Maalesef anayasamızda Türk devletinin tanımı yapılmamış. Yahu kardeşim bu Türk devleti hangi devlet acaba? Gazneliler mi, Selçuklular mı, Osmanlılar mı? O da belli değil. Ya ben biraz eleştirilerim sert gibi gelebilir ama ben olaya tertemiz bir mantık açısından bakıyorum. Neden? Anayasamızda Türk devletinin ne olduğu açıklanmadığı gibi devletimizin isminin de ne olduğu belli değil. Hami Bey. Evet. Anayasamızda acaba şu bizim devletimizin ismi mi diyebileceğiniz 5 farklı kavram geçiyor. Dikkat. Anayasamızda 11 yerde Türkiye Cumhuriyeti kavramı geçiyor. Ha demek ki devletimizin ismi herhalde budur diyorsunuz. Değil mi yani? Fakat bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti lafı geçiyor. Tereddüde düşüyorsunuz. 3 yerde Türk Devleti geçiyor. Artık iş iyice kontrolden çıkıyor.
3 yerde Türkiye geçiyor, 2 yerde Türkiye Devleti geçiyor. Kardeşim, bir devletin 5 farklı ismi olur mu? Olmaz. En basit bir limited şirketin dahi ana sözleşmesinde bir harfte I yerine I, I yerine I, yani bir nokta eksik fazla olsa bir sayfada İ'li bir sayfada I'lı yazılmış ticari sicil o bir harfin bir noktasından dolayı tasdik etmez, geri gönderir. Geçmez, evet. Çünkü o ana sözleşmede o şirketin anayasasıdır. Fakat bizim anayasamızda bu ve benzeri hatalar işte yeni anayasada olmamalı. Şimdi tabii anayasamızın bir başka problemi de şu. Bir takım ifadeler mükerreren geliyor. Hakim kararı olmadıkça diye başlayan bir metin var. O metin birkaç maddede arka arkaya geliyor. Kardeşim, bunu birkaç maddede arka arkaya getireceğine bu hakim kararı olmadıkça lafını bir kere yaz, altına da neler olmaması gerektiğini yaz, bitir. Tek maddede topla. Dolayısıyla bir takım farklı maddelerde yer alan metinlerin tek maddede toplanmaz, hem daha az metinle ifade imkanı verecek, hem de eksiksiz, daha kısa, daha öz bir anayasa ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Mesela tarım alanlarının korunmasıyla ilgili madde metniyle orman alanlarının korunmasıyla ilgili madde metni neredeyse birebir aynı. E kardeşim, o zaman tarım ve orman alanlarının korunması, araya bir V koy, iki metni birleştir, tek metinde, tek maddede işi bitir. Kesinlikle. Yani demek istediğim şey şu. Açıkçası işte bu ve benzeri zafiyetlerin yeni anayasada kesinlikle olmaması gerekir. Cümlelerin kısa tutulması gerekir. Maddelerin ciddi bir hiyerarşik düzen içerisinde konularına göre tasnif edilerek yerleştirilmelere gerek. Hiç alakasız maddeler birbiri peşinden geliyor. Bir de anayasada bir yazım disiplinine ihtiyaç var. Bakın, yazım disiplininden kastettiğim şey şu. Türkçe o kadar güzel, o kadar esnek bir lisan ki bazı ifadeleri farklı şekillerde kullanabilirsiniz. O farklı şekiller eşdeğerdir. Evet. Mesela sureti ile diyebilirsiniz. İle kelimesi ayrı yazabilirsiniz ama suretiyle diye birleşik yazabilirsiniz. Kararı ile dersiniz veya kararıyla dersiniz. Ben birleşik yazmaktan yanayım. Çünkü bir boşluk bir de harften tasarruf ediyorsunuz. Ne kadar az harf ve ne kadar az kelimeyle ne kadar çok şey ifade edebilirsek o kadar başarılı bir metin hazırlamış oluruz. Bir de kitap incelmiş olur. Daha sadeleşir. Muhakkak. Şimdi eğer anayasa metni yazanlar bir yazım disiplinine dikkat etmiş olsalar bu hatalar meydana çıkmaz. Suretiyle yazıyorsan kardeşim, bu kelime hep suretiyle diye bitişik yazılsın. Kararlı diye hep bitişik yazı. Ama ayrı yazıyorsan ileyi, o zaman hep metinde metin disiplininin icabı gereği hep ayrı yaz. Bu da bir metnin yazım disiplininin metne kazandıracağı kalite demektir. Kesinlikle. Şimdi biz ne yaptık? Bununla da yetinmedik. Dedik ki hani bir başka anayasayla da karşılaştıralım. Yani bizim anayasamızın metin kalitesi ne durumda? Sadece kendi anayasamızı eleştirmekle kalmayalım. Bir başka anayasayla karşılaştıralım. Bu karşılaştırmadan nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii Amerikan anayasasıyla karşılaştırmayı tercih ettik. Neden? Yaklaşık 230 yıldan beri Amerika gibi dünyanın en önemli global gücünü yöneten bir anayasa. Dolayısıyla tabii birisi İngilizce bir metin, birisi Türkçe bir metin. Yani bu karşılaştırma için ikisini bir ortak zemine indirgememiz gerekiyordu. Onun için dünyanın bütün lisanlarında yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki bazı anahtar kelimeler var. Evet. Bu anahtar kelimeler eşit miktarda kullanılıyor günlük konuşma ve yazı dilinde. Bunlardan bir tanesi V kelimesi. Yani Amerikalılarda, Almanlarda, Fransızlarda V kelimesi aynı derece ihtiyaç duyuyorlar. Efendim çok özür dilerim. Tabii. Yönetmenim 5 dakikamızı işaret etti. Programımızın bitiyor. Süresine gelmişiz. Tamam. Dinlenize alayım. Ondan sonra da bu hemen Avrupa Birliği ile ilgili bir sorum olacak. Olacak. Şimdi V kelimesinin kullanım sayısına baktık. Amerikan Anayasası'nda ne kadar, Türk Anayasası'nda ne kadar? Amerikan Anayasası'nda 8115 kelime var. Bunun 266 tanesi V kelimesi. %3.27 oranda Amerikalılar V kullanmış. Bizim anayasamıza bakıyoruz. 22247 kelime var. 1462 tane V kelimesi kullanılmış. Oranlıyoruz %6.57. Bak, İki katından biraz daha fazla V kelimesinin kullanım sayısı. Bizim o başlangıç bölümü var ya, oraya bakıyoruz. O 26 satır, 2,5 sayfalık tek cümle. Orada tam 40 tane V kelimesi var. Bunun 24 tanesi lüzumsuz, bazıları yanlış. 16 tanesi lüzumlu. O zaman lüzumsuzluk 3'te 2'ye çıktı. O zaman 1460 tane V kelimesi
tespit etmiştik. Bunun 3'te 2'si lüzumsuzsa 1462, 3'te 2'si 974 yapar. Düz hesap 1000 diyelim. 1000 tane V kelimesi çiziyoruz. Bu durumda aslında her bir V 4 karakterlik yer işgal ediyor. 2 tane kendi harfi, bir öncesinde bir sonrasında birer de boşluk ister. 1000 tane V harfini kelimesini çizdiğimiz zaman 4000 karakterlik yer tasarrufu yapıyoruz. Bu da birkaç sayfa sırf V'lerin çizilmesine. Çize çize anayasamızı %30 oranında hafiflettik. Bu kadar obez bir anayasayı zayıflattık, forma soktuk ve milletimizin hizmetine sunduk. Dikkat et, sunduk derken ben temenni anlamında söylüyorum. Tabii ki. Yoksa anayasayı değiştirmedik. Ama bizim yaptığımız bu revizyon var ya, anayasada hiçbir mana anlam değişikliği yapmıyor. Sadece daha kolay anlaşılabilir hale getiriyor. 100 kelimeyle söylenmiş lafı 70 kelimeyle söylenebilir hale getiriyor. Dolayısıyla inşallah yeni anayasa yapılırken bu hassasiyetlere dikkat edilmesini temenni ediyoruz. Evet. Efendim tabii süremiz çok az kaldı. Birkaç dakikamız kaldı. Avrupa ile imzaladığımız geri kabul anlaşması yürürlüğe girdi. Serbest dolaşım için Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili bununla ilgili çok ciddi adımlar atıyor. Meclis çok ağır çalışıyor. Yoğun bir şekilde mesai sarf ediyor. Bu konuda da ben görüşlerinizi almak istiyorum. Bir kere meclisin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşallah Avrupa ile hem imzaladığımız geri kabul anlaşması hem de serbest dolaşımla ilgili niyetlerinizi almak istiyorum efendim. Öncelikle hükümetimizin bu konudaki performansı, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve Avrupa Birliği Bakanımız olmak üzere çok güzel bir noktaya getirdiler Avrupa Birliği ile olan ilişkileri. Ve Sayın Başbakanımız bu konuda biliyorsunuz AK Parti gruba talimat verdi. Bir an önce şu eksik kalan yasal düzenlemeleri Nisan ayının sonuna kadar çıkaralım diye yaklaşık 75 civarında aşağı yukarı bir yasal düzenleme ihtiyacı var. Bunların bir kısmı yapılmış durumda, hemen hemen yarısı. Yaklaşık 30-35 civarında yeni bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Bunların da Nisan sonuna kadar meclisten geçirilerek hayata geçirilmesi ve Avrupa Birliği'nin karşısına biz talep edilen bütün şartları yerine getirerek denilebilmesi çok önemli. Ve bu şartla hakikaten serbest dolaşım vizesiz Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde dolaşabilmesi mümkün hale gelecek. Bunun için adeta gün sayıyoruz. Çok yakın bir gelecekte inşallah. Birkaç ay içerisinde Allah nasip ederse. Bu arada tabii bu geri kabul anlaşmasının bir başka getirmiş olduğu çok orijinal, çok dahiyane bir konsept. Bu da tabii ki Sayın Başbakanımızın bir projesi olarak gündeme geldi. Biz geri kabul ettiğimiz her bir mülteci için bir mülteciyi onlara gönderme hakkına kavuşuyoruz. Dolayısıyla bizdeki mülteci sayısı artmayacak. Bu çok önemli. Bunun Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi kolay olmadı. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler buna karşı çıktılar. Hatta işte Türkiye çok taviz veriliyor falan gibilerden. Fakat çok şükür bizim başbakanımızın yönetimindeki bu görüşmeler tarihimizde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin tarihinde hiç olmadığı kadar önemli adımlar atılmasını ve ciddi mesafeler kazanılmasını sağladı. Hatta bazı bölümlerinde, bazı fasıllarında açılması hususunda söz alındı. Açıkçası bu konuyu Türkiye, bu süreci çok güzel yönetiyor. Bundan sonra aynı şekilde ben yönetileceğinden eminim. O bakımdan Avrupa Birliği bu konuda ne kadar ciddi bir paydaşla, ne kadar ciddi bir muhatapla karşı karşıya olduğunu fark etti. Ve Türkiye'nin ne kadar titizlikle sözünde durduğunu da görüyor. Bakın ilk geri kabuller başladı. Farkında mısınız? Evet. Onun için hayırlı uğurlu olsun inşallah bu süreç milletimize ve Avrupa Birliği'ne diye evet. Düşünüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza konuk olduğunuz için. Buradan Sayın Bakanım Sema Ramazanoğlu'na da selamlarımızı, saygılarımızı iletmek istiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, bugünlük de Gündem Ankara programımızın sonuna geldik efendim. Programımızın sunucusu Sayın Seyfi Uzunkök bir toplantı nedeniyle şehir dışında olduğu için bu görevi bize devretti. Yarın yine saat 11'de biz Gündem Ankara programıyla karşınızda olacağız. Yarın yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.